Evet, Sonsuz Şarkı'dan hepinize merhaba. Güzel bir başlangıçla yine bu hafta Evet, sizlerleyiz. bize verdiğiniz destek için, bu programı bu kadar sevdiğiniz için çok güzel eleştiriler, güzel değil mi? Çok güzel. Aldığımız için çok mutluyuz, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ama sen hiç unutmuyorsun maşallah, yani kaç program olduğunu sayıyorsun, unutmuyorsun Unutmuyorum. işte yani. Yani bir de hayatta da öyleyim. İyiyi de unutmuyorum, kötüyü de unutmuyorum yani. Ona göre. Çok derin, çok derin. Taşlar geliyor arkadaşlar bu Yok be, tarafa. taş olsun diye değil. Şimdi o unutma hadisesi çok önemli. Tabii biliyorsun müzisyenler yıllar içerisinde birçok şeyi unutuyorlar ama şarkıların o güzel namelerini, o güzel sözlerini hiç unutmuyorlar. Belki de Evet. en büyük kazanımlardan biri bu da, değil mi? Yani Hafızayı dinç tutmak için. Alzheimer hastalarında bile buna rastlanmış. Özellikle müzisyenlerde bir şeyi unutmak ihtiyacından olurmuşsa, ihtiyacıyla bu hastalık daha doğrusu çıkarmış. Yani zihinsel sebebi böyleymiş ama müzisyenlerde bakıyoruz ki eserlerin sözleri, işte güfte kime ait, beste kime ait asla unutmuyorlar. Güzel bir haber sevgili arkadaşlar hepiniz Evet. için. İşimize sonuna kadar devam edebiliriz yani. Aynen. Hastalansak da Allah Biz korusun. tabii bildiğiniz gibi çok hoş sohbetler açılacak birazdan. Sizlere güzel şeyler de anlatacağız ama isterseniz bu güzel parçalara, bu güzel eserlere devam edelim. Ne Evet. yapalım? Ne istersin? Şimdi biraz terz değiştirelim diyorum. Zaten bizim programda en çok sevilen şey o. Ne ararsan var. Halk müziği, sanat müziği, batı müziği. Yeri geldiğinde tasavvuf müzik izinden de inşallah Evet. örnekler Batı müziği veririz. dinleyeceğiz ama, değil mi? Tabii canım. Yani bir Rodrigo sözüm var sana. Biliyorum onu. Hiç Tabii unutmadım tabii. ben Ben de bak. sana bir operada şöyle değil mi? Lütfen. İnşallah. Bak Rodrigo sözünü unutmadığına çok sevindim. Demek ki sen de unutmuyorsun. Unutmuyorum. Sorumluluklarını yerine Bir getiriyorsun. de dedemin en çok sevdiği parçaydı o benim. Gitar konçertosu mu? Evet. Dedem, Aa. evet. Bak Ne şimdi dalga gülüyorsunuz ya? geçiyor. Benim dedemin sev... Arkadaşlar benim dedemin o parçayı sevme hakkı yok mu? Niye Ay gülüyorsunuz? dedenle ikimizin şeyi Allah Allah. aynıymış da zevki ona çok güldük. Bravo nereden tutturduk ya? 70'lerde Daha yani. doğrusu dedemle annem diyeyim yani. Evet. Süper. Şimdi sevmekten kim Kimse usanır? usanmaz. Tadına doyum olmaz. Hangi gönül uslanır? Sevenle oyun olmaz. Şöyle soluklanalım. Bak Nurdan'ın yine sözü geldi. Allah Allah diyordu ya. O geldi aklıma. Bir Nurdancık. şey söyleyeceğim. Arada gazel yapacaksın diye sana öyle bir Ya şey evet. bıraktım da. Neyse, anladın sen benim Provada. gülüşümden. Evet. Zaten müzisyenlerin başka şekli yok ki Değil anlaşabilsinler mi? icra ederken. Ancak gözlerimizle ne yaptın ne ettin onu çok iyi Tabii ben anlatıyoruz güzel bir solo birbirimize. yapınca sen okumak istemedin abi. Hayır. Sevgili seyirciler neden Serkan böyle soruyor? Çünkü provada ben gazel okuyacağım dedim. Arasına bir gazel okumak istiyorum Efendim dedim. ben gazelde yalnız kaldım duyduğunuz gibi az önce. Ama şöyle bir şey var. Gerçekten unutmuyorsun Serkan. Bak başladığın yeri ve bitirdiğin yeri unutmadın. Omega aldım gelirken Ya. o yüzden. Bazen ben bir cümle kuruyorum. Yani televizyonda da buna çok şahit oldum. Annemin de en büyük eleştirisidir bana karşı. Öyle mi? Bir cümle kurmaya başlıyorum. Hani bir soru soruluyor. Soruyu soran da pişman oluyor cevaplarında O çünkü. genel olarak hepimizde Anlat var, merak anlat etme. anlat. Frene basacak yer bulamıyorum. Noktayı bulamıyorum yani bir yerde. Sonra soru neydi onu bile unutuyorum. Nokta. Bırak tamam. Şimdi bende de aynı şey var. Tabii biliyorsun yani insanlar ekranda kendini izlerken, bilmiyorum, birçoğumuzun başına geliyordur bu, bizi izleyen sanatçı dostlarımızın da. Sesi bile bir tuhaf geliyor insanın ya, dönüş. Diyorsun ki Allah Allah, benim sesim böyle mi? Yok, sanki başkasının sesiymiş gibi duyuluyor. Bir şey var orada mesela. Ya kendi sesini dışarıdan duyunca farklı bir his doğuyor insana. Olabilir. Ona bakarken zaten benim sesim niye böyle geliyor derken soruyu unutup bambaşka Tabii. yerlerde cevap Ben mesela kendimi duyduğum zaman şarkı söylemekten bir kez daha vazgeçmiş oluyorum. Anladın mı? Yani O kadar mı bu kadar rahatsızsın? değişik bir ses sonu duymadım hayatımda. Vay be. Demek ki bir de şey var. Mikrofonik ses diye bir şey var. Yani Var. çok... Allah veriyor bazısına, Evet, biliyorsun. teşekkürler. Yani işte Direkt üstüme alınarak teşekkür ederim. bazılarına veriyor. Allah tabii sesine zeval vermesin. Bu çok önemli bir şey. Amin. Müzik yapanların en büyük korkusu, biliyorsun, sesine, parmağına herhangi bir şey olması. Gerçi bütün insanlar için eli, Herkesin parmağı, her tabii. şeyi çok değerli. Bütün uzuvlar çok değerlidir elbette ama müzisyenlerin böyle birazcık daha sakındığı bir konudur. Derken benim başıma böyle bir şey geldi, biliyor musun? Şaka yapıyorsun. 2 yıl oldu herhalde, değil mi? 2 yıl oldu. Bakın ben şimdi burada yine sağlık köşemize geldik. Bir açıklamada Evet. bulunacağım. Şu hani hepimizin ellerimizi çıt çıt böyle oynadığı hareketler vardır ya, boynumuzu, kolumuzu, dizimizi, şu parmaklarımızı kıtlatma mı dersiniz siz mesela? Evet, parmak Çıtlatma derler tıklatıyorum Keşan'da. Kıtlatma yaparken
birazcık kıtlamayınca ah biraz daha bastırsam acaba ne olur diye düşündüğüm anda parmağımın şurasında bir ağrı başladı. Şaka Ve bu ağrı yapıyorsun. hiçbir şekilde 2-3 hafta gitmedi. Ne oldu? Çıktı mı Sonra parmağın? tabii bu parmak çıkma değil, parmağın kemiğinde hasar oluştu. Bununla ilgili de pek çok doktora ben Ödem yaptı. elimi emanet ettim daha doğrusu. O doktor, bu doktor derken bir kararsızlık falan bir Bir de derken parmakların kalbin gibi yani aynen senin. öyle. Ben bir baktım ki Almanya'dayım en son. Türkiye bitmiş, Almanya'ya gelmişim. Oradan geri döndüm. Oradaki doktor dedi ki bir daha ellerini yapmazsın artık değil mi dedi. Söylememe gerek yok. Ama Vay git çalabildiğin kadar bu elinle parmağınla çal da hiçbir şey de düşünme artık dedi. Çünkü gerçekten bilinçsizce bir tedavi sürecinden geçmişim. Sizlerden çok rica ediyorum bütün sevgili izleyenlerimiz şu rahatlıyorum diye yaptığınız şu esnemeleri biraz sert yapıyoruz. Ben görüyorum birçok insanın böyle Var öyle ya, ses geliyor 10 ki kişiden 8'i yani böyle kapı yani. açılıyormuş gıcırtısı gibi boynundan ses geliyor Ben de mesela. ayaklarımı en çok Birçoğumuz yaparım yani. yapıyoruz. Aslında Evet. esnemek lazım, esnetmek lazım diye düşünüyorum ama. İşte burada yine devreye spor giriyor. Yani spor yaptığın zaman o stretching dedikleri rahatlama ve uzama hareketleri hem o laktik asitin birikmesine acı duyuyorsun ya spordan sonra. Onun o işte laktik Sen asitmiş. devam ediyor Onun musun? Spor yapıyorsun tabii herhalde. tabii. Yani Görüntüden belli zaten, değil mi? şöyle spora başlayınca İnsan bırakamıyor çünkü gerçekten aradaki Öyle bir şey farkı var. görüyorsun. Hareket etmiş olmanın sende salgıladığı bir endorfin olduğuna inanıyorum kesinlikle. Bu yürüyüş de olsa hani hiçbir spor salonuna gidemiyorum diyenler için yürüyüş olsun ya da yüzme olsun. Hani çok cebinize de dokunmayacak sporlar Yürüme bunlar. herhalde çok iyi En gelen bir güzeli şey. tabii yürüme ve yüzme derler yani sporların atası olarak Evet. bütün hepsini kapsayan herkesin çalıştığı. Dolayısıyla burada ham olmamak da çok önemli ve o hareketleri en Bir de sonunda tabii esneme hareketlerini yapmak. yediklerimize, içtiklerimize de saatlerine de çok dikkat etmemiz Ya gerekiyor, değil mi? Serkan biraz da şunu söylüyorum. Gerçekten şu an biraz hani yiyeceklerle de oynuyorlar. Hani GDO'lu yiyecekler bilmem ne falan. Biz madem ne yiyorsak o oyuz ya. Dolayısıyla bunları yiyerek bir şeylerin doğru gitmesi vücudumuzda da mümkün değil bence. Tabii. Dolayısıyla daha organik insanlıktan çıkıp daha yapay bir insanlık da oluşuyor Evet. maalesef. Bir de her yerde çok organik görüyorum ben mesela son yıllarda. Niye elimizi atsak? Yok sabunun organiği, yok çekirdeğin organiği, yok ekmeğin organiği derken gerçekten yakında şey de olacak, organik sazlar. Enteresan değil mi? Ona da ihtiyacımız Ya değil mi? olursa. Klarnet satılıyormuş, organik klarnet diye. Ya bir de Organik şöyle bir zarana şey sesi. Bak hiç olabilir mi? düşünmemiştim. Bilmiyorum tabii ama organik denilince insanların algısında bir anda böyle aman ne kadar sağlıklı şey. Ben bunu alayım. Bakıyorsun mesela 10 liraya aldığın şeyin fiyatı 3 katı, 5 katı daha 50 lira fazla. oluyor 50 tabii lira oluyor. direkt. Aslında Peki ona da sence bir şöyle bir şey var mı? Yani organik adıyla böyle istediklerini yapabiliyorlar mı yoksa organik satış yapabilmek için bir sertifika almak gerekiyor mu? Bak onu Yani araştırmak lazım. sanki çok iyi bir denetimden geçilmesi gerekiyor gibi geliyor bana. Bir de şöyle bir şey var. Ben çocukluğumda hatırladığım organik denilen şeyi tavuğun da yumurtanın da tadını organik yazandan almıyorum şu anda. Organik yazan birçok üründen mesela aldığım zaman organik yazıyor olmasına rağmen benim çocukluğumda aldığım o köydeki yaşadığım hayatımın tadı yok. Yok ya, Yok. onların tadı hiçbir yerde yok Yani artık. onu bulduğum zaman diyeceğim zaten ha kardeş bu seninkisi organik. Ama yok öyle bir şey. Ah Biz program şeye tabii beslenme, sağlık falan derken ne yaptın sen? paylaşırız Nasıl işte ne geçti? varsa Nasıl insana dair geçti? paylaşırız. Önceki haftaların nasıl geçti? Vallahi Müzikli çok günler yaşadın yine. çok güzeldi. Çok Konserler. konserlerle doluydu. Konser anılarına birazdan dönelim. Bence bir türkü arası verelim. Çok güzel iki tane türkümüz Süper var. olur. Öyle değil mi? Beni gönderiyorsun sen. Aa, sende varmış be. Ben de hemen direkt atladım seni biraz dinlendireyim diye. Ben seni bir dinlendireyim bacım. Hadi zevkle. Kendim ettim, kendim buldum. Ay güzel güzel. Evet diye atacaktım az daha kendimi Senin ortaya. tonuna uymaz bu. Ha? Yok yok tizden girebiliyorum. Ha. Tabii tabii sen merak etme ya. Allah 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 kadar diyorsun sevgili bizlere benle. la. Evet Ya bir hak. yer bulurum kendime girecek yani. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu parçayı dinlerken, bu tarzıyla dinlerken gençliğime döndüm. Çünkü ben gençliğimde Gençsin hala biraz ama. daha ah ah
Şöyle diyeyim o zaman, düzeltirim. İlk gençlik zamanım. Bu ikinci gençlik zamanım. Evet. O zamanlara döndüm. Çünkü ben bu biraz rocker tarzı çaldınız ya. Ben rockçıyım biliyorsun dede tarafından. Ben işte bendim o. Ben metal ve rock hayranıydım. Böyle Black Sabbath'lar falan. O zaman YouTube nerede? Şimdiki gençler çok şanslı. Ya. Sağdan soldan bulduğumuz kayıtlarla ancak idare ediyorduk. Şimdi düşünüyorum da vay be, yani nasıl bir gençlik geçmiş. Kafa sallıyorum. Evet, çok kafamızı salladık gençlik yıllarımızda. Ama bir şey söyleyeceğim ciddi i̇şte anlamda. YouTube niye konser vermiyor Türkiye'de falan diye. Derdime bak yani, o tabii, zamanki dertlerim benim. Çok önemli bence. Bir de şöyle bir şey var. Gelişen ve yükselen trend olan bir müzik diyorlar ama bence Türkiye'de Anadolu rock dediğimiz türün başlangıcından bugüne kadar hiç kendisinden taviz vermeden istikrarlı yürüyen bir rock şeyi var. Rock tarzı var rock diyorsun. Rock tarzı var. Doğru Türkiye'de mesela. Bir de rock formunun içerisinde mesela türküleri adapte etmiş çok önemli üstadlar var Türkiye'de. Hani Moğollar bunun en güzel örneklerinden. Evet. İşte Erkin Koraylar diğer büyük üstadların hepsine baktığınız zaman Anadolu rock, mesela Barış Manço'da yine Kurtalan Express'le birlikte o müzik türünde çok güzel eserler bıraktılar ve onları mesela her türlü düzenlemesini yaptı genç nesil arkadaşlarımız, biliyorsun. Kıraç mesela çok bir dönem önce çok, bu konuda çok güzel başarılı şeyler yaptı. Evet. Haluk Levent aynı şekilde. Aynen. Ben Haluk Levent'le büyüdüm mesela, çok ciddi. Bir de Keşan'da Erikli sahiline falan çok gelirdi Haluk Levent. O dönemler mesela... Ben sevmek, tabii, sevmek isterdim. Ben mesela ben klarnetle onları çalardım lisede, öyle bir grubumuz vardı. Vay. Yani rockçılığım benim oradan gelir. Beni koparttın şu rockçılığın Keşan'da bu şeyin. Biz rockçıydık Keşan'da diye gülüyorsun buna. Ya hayır, birden gözümün önüne gelince böyle bir şey oldum. Bu çok... Keşan lafı geçince niye gülüyor herkes, ben onu anlamadım. Ya çok yani. Eğlenceli bir yer çünkü çok bak, eğlenceli. Bak Keşan diyorum, arka tarafın topluluk. Suratlarını bir çekseniz Allah aşkına, şu arka tarafı bir çekin ya. Niye arkadaşlar siz Keşan'ı duyunca gülüyorsunuz? Yani ne var, Keşan deyince bir sıcaklık mı geliyor size, enerji aynen, geliyor aynen sıcaklık değil mi? Geliyor, doğru söylüyorsun, sıcak hissediyoruz. Yani mesela hiç yakıştıramıyorlar. Rockçıyım diyorum inanmıyorlar. Blues severim diyorum hiç inanasınız yok değil mi? Deli Selim'i tanıdınız çünkü. Ondan sonra yani bizden deli olmayan müzisyen çıkmadı mesela, biliyorsunuz. Zaten müzisyenlerin çoğunda öyle bir delilik, çılgınlık, hani kendim için söylüyorum çatlaklık mutlaka vardır. Vardı. Bir de güzel bir laf var, böyle çatlakları severim, güneş ışığını içeri süzdürürler diye. Ha, klarnetçi ismi geldi, unutmayayım. Çatlak Başkadir var mesela. Ciddi söylüyorum. Çatlak Başkadir. O kadar aşık nasıl ki adam isim? Klarnetine inanamazsın. Yani kafayı çizmiş dememişler de hı-hı, Çatlak Başkadir demişler. İşte adama. Böyle ruhları da ancak demek ki rock soundlar biraz daha doldurabiliyor, durdurabiliyor. Öyle vallahi, biz rockçıyız söyledim. Şimdi siz ne keskin yaptınız? Bir U dönüşü yaparak halk müziği yapalım o zaman. Aynen. Ya Seyit Meftuni. Gönlüne sağlık, harika, süper. Teşekkürler. Yani sen de benim gibisin değil mi Serkan? Böyle sanat ya. Müziği okuyunca diyorum ki ay hayatta vazgeçemem ben bu müzikten. Sonra aynen, halk müziğinden bir parça böyle aşıklama. Hayatta vazgeçemem ben halk müziğinden. Sen zaten türküleri sağ ol, var ol, sağlıkla dolu ol hep söyle. Sağ ol. Türküler sana çünkü hani benim seni tanımadan önceki kafamdaki beliren ve senin imajını tarif etmem gerekirse şöyle bir şey vardı. Türküyü layıkıyla türkü gibi söyleyen, sanat müziğini de o hassasiyeti taşıyan söyleyen ama başka müzikleri yaptığı zaman da o müziklerde de aynı hassasiyeti duyabildiğim vay, kişi olarak kafamda peki, hep yer etmiş. İyice tanıdıktan sonra ne diyorsun? İyice bu deliler her şeyi beklenir. O kadar değil de her şeyi bekleyebileceğim doğrudur. Yani zaten delilik demeyelim ama bu birazcık sanatın içinde aykırılık vardır zaten. Sanat olabilmesi için o uç düşünce birçok sanatçının içinde olduğu için sanat ortaya çıkar. O olmasa zaten çıkmaz dediğim gibi. Aynen. Senden de o çıkıyor. O birazcık hepimizde olsun o kadar. Peki bir şey söyleyeceğim. Eksiklik. Burada böyle oturuyoruz arkadaş. Böyle baktığın zaman hani... Birlikte olmak, ikili olmak bir parça yük gelir insana. Daha zor bir iştir. Tabii. Benim mesela hoşuna giden veya gitmeyen yönlerimi say desem, kendime bir öz eleştiri olarak gerçekten, ben de seninkileri sayacağım çünkü diyormuşum şaka şaka. Sen biraz git içeriye doğru, zara biz 5 dakika izleyicilerle baş başa kalalım da. Şöyle şaka bir şey yapıyorum. Var. Sadece ben... hoşuna giden yönleri zaten söyledin de doğru olan.
Ben ama sana eksiklerimiz şunu... ne acaba? Hep alkışlıyoruz ya birbirimizi. Yani Orhan Baba demiş ya, hatasız kul olmaz demiş. Aynen, şarkının öyle. İçinde. O şarkı hepimize zaman zaman şey gibidir, yani küpe gibidir. Benim söylemek istediğim şey şu aslında, senle veya diğer sanatçı arkadaşlarımla ilgili. Biz aslında hepimiz bireysel bir çalışma biçimine sahip ya da bireysel çalışabilecek izlenimine sahip gibi karşıdan görünüyoruz. Ama bence sanat dünyasında çok iyi bir dayanışma olabilecek, birbiriyle buluşabilecek insanlar var sanat yönünden. Kişilik olarak da sanatları yönünden de. Belki birazcık bunun önünde engeller var. Yapımcı, menajer vesaire, sanatçı kariyer planlaması gibi. İşte bütün bu endişeler kolektif çalışma bilincinden bizleri uzaklaştırmış. Ben biliyorsun pek çok kişiyle ortak programlar da yaptım, sahneler de yaptım. Benim gördüğüm şu, herkes kendi payına düşeni ve kendisinden bir parça vermeyi kabul ettiği takdirde birlikte bir şeyler yapılabilir. Hiç kimse kendinden bir şey vermeden bir şey yapamaz. Dolayısıyla çatışmanın başladığı yer de burası. Yani işin içine biraz daha benlik, biraz daha işte ego ya da işte benim duygusu girince, ki bizim hepimizde bu duygu biz vardır. Biz demiyorsa insan zaten o işte hayır yoktur. Bence biz kelimesinin altında çok şey var. Yani bir insan yaptığı bütün işlerde biz diyebiliyorsa, mesela sen de kardeşlerinle ekip olarak çalışıyorsun, ailenle çalışıyorsun ama duyduğum şey biz diyorsun. Sen sahnede görünen yüzsün ama her zaman senden mesela bizim şu konserde bizim derken aynı zamanda orkestra arkadaşlarını da kastediyorsun. Orada görünen yüz sensin. Zara konserine geliyorlar ama sen ekip olarak herkese biz diyorsun mesela kendini sunarken. Hiç bu önemli bir şey. Bir şeye dikkat etmemiştim. Bu önemli bir şey. Çok önemli bir şey. Biz bu arkadaşlarımız olmasa biz olamayız. Tabii. Beraber olmasak bir şey çıkartamayız derler zaten. Rezil eden. Şimdi hep bunun şeyleri de vardır. Hani şey, bir elin nesi var, iki elin sesi var. Ama sanırım biz ülke olarak biraz iki elin sesini kullanmakta geciktik. Bundan sonra umarım kullanırız. Aslında galiba biraz herkes kendi starlığını keşfetti. Ama bence bu dönemde o eskizdeki gibi starlık kavramı yok. Çünkü artık çok ulaşılabiliriz hepimiz. Eskiden öyle değildi. Bir sinema sanatçısı mesela sinemasından başka bir yerde görebileceğim bir yer yoktu. Televizyona bile doğru dürüst çıkmazdı. Ama öyle. Şimdi hepimiz çok ulaşılabiliriz. Hepimiz artık global bir dünya diyoruz şüphesiz, madem. Şüphesiz. Tekil düşünüp işte ben starım havalarında olmamak lazım. Ya şimdi sen de biliyorsun işte eskiden insanlar bir kare görüntü alabilmek için sanatçının kapısında, kulisinin kapısında ya da konserindeki alanda peşinden koştururdu. Şimdi maşallah kimse kendisini bir kare alınsın diye değil, yok. Ne? Şimdi evde çek gönder. Ha, sokakta tabii. Çek gönder. Herkesin kendi canlı yayın yap gibi böyle var. Herkesin televizyonu var. Ama mesela eskiden olsa ya işte 5 dakika 2 dakika falan insanlar yalvarırlardı böyle tabii, benim bildiğim. Tabii. O dönem gitti mesela. Gitti. O dönem gitti, başka bir dönem geldi. Şimdiki dönemde ne var? Mesela bakıyorsun dünya starları birbirleriyle oturup ortak şarkılar planlıyorlar, ortak çıkışlar yapıyorlar. Tabii. En star dediğin insanlar buluşuyor. Fakat ya, bizim Türkiye'de daha buluşmalarda sıkıntı var. Nedenini ben sana söyleyeceğim. Şöyle söyleyeyim, sözünü sakın unutma, böyle de bir altyazı geçmiş olayım. Bizde hala haber niteliği taşıyan şey mesela Angelina Jolie ile Brad Pitt şeyde uçtu. Ne ekonomi sınıfında uçtu. Hı-hı. Bu bizim için bir haber değil. Nasıl yani? Uçabilir. Onlar kadar dünya starı ekonomide mi uçuyormuş? Uçabilir. Değil mi bize hepimiz? Aa, biziniz olmazsa gelmesine. Normali zaten uçabilmesi, yani anormallere... Artık halkla bütünleşmek gerçekten zaman gereken. O zaman. Bir de ben şeye çok dikkat ettim. Mesela ben bu programımız vasıtasıyla da aradığım kişiler oluyor. Sen de aynı şekilde arıyorsun. Ya da başka ortak bir albüm planlamasında ya da ortak bir konser için birilerini arıyorum. Yani katılanları tenzih ediyorum ama birilerini arıyorum. Oğlu çıkıyor mesela telefonuma. Merhaba Serkan abi diyor. Ya da menajeri. Menajerini de geçtim. Artık birçok menajer aile içinden biliyorsunuz. Oğlu çıkıyor. İşte babanla veya abinle, ablanla neyse böyle böyle bir konuda ben iletirim diyor, dönmüyor mesela. Çok ilginç geliyor bana bu. Erişilmez kılmaya çalışıyor babasını, abisini, herhangi bir kimseyi. Oysa ki çok özel bir şey için davet ediyorsun. Yani düşünsene, düğünün var, düğününe davetiye veriyorsun birine.
Bu ne kadar memnuniyet verici bir şey değil mi, hatırlanmak? Yani ya da bu da bizim düğünümüz gibi özel. Yani burada buluştuğumuzda ne yapıyoruz biz Zara? Müzik yapıyoruz, türküleri söylüyoruz, sanat müziği yapıyoruz. Türkü, yani daha doğrusu müzik müziği yapıyoruz. Müziği sanat haline dönüştürmeye çalışıyoruz. Ve müzikle derdimizi, dermanımızı arıyoruz hepimiz. Sonsuz şarkı dedin ya ismine. Bunu arıyoruz. Sanki biz burada dizi filmi çekiyoruz ya da herhangi bir sanatçının yeteneklerini zorlamak için bir program yapıyormuşuz gibi. Oğlu çıkıyor, dayısı çıkıyor, amcası çıkıyor. Bir daha dönüş de yok. Yani... Çok enteresan. Evet, işte bu diyorum. Sistemi de ettikten sonra. Dünya değişiyor ve insanlar gençler, da gençler, değişiyor. Gençler çok önemli. Yeni yetişen nesil bambaşka yetişiyor. Aynen. Çok farklı duygularla yetişiyor. Onlar bu dönemde veya geçmiş dönemdekileri farklı bir yere taşıyorlar. Biz de bu programda biliyorsun gençlere, genç yeteneklere. Aynen. Senin de çok desteklediğin bir şey. Ama duyurmak isteyen. Bu özellikle desteklediğin çok özel bir şey. Çağır. Şimdi çok özel bir yetenek evet. gelecek bence. Sevgili seyirciler, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Konservatuarı öğrencilerinden sevgili Hilal Coşkun bizimle birlikte olacak. O kadar güzel okuyor ki ilk onunla tanıştığımda sesimi size benzetiyor herkes demişti. Ama hiç alakası yok. Çok çok güzel, çok daha güzel hatta. Olağanüstü doğru basıyor bütün notaları. Şimdi sizi onunla, o güzel genç arkadaşımla tanıştırmak istiyorum. Hilal Coşkun. Vay bak, seni böyle bir Orta Anadolu türküsüyle aldık. Evet. Hoş geldin Hilal. Hoş geldin. Bize biraz kendinden bahset. Seni tanısın istiyorum insanlar, ekran başındakiler. Hilal Coşkun, Bilecikliyim. 19 yaşındayım. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Ses Eğitim Bölümü okuyorum. Tek seferde söyledim vallahi. Ben yıllarca bunu tek seferde söylemedim. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı. Bak, ben de çok çalıştım. Artık öğrendim. Şey oluyordu, Türk Müziği ile devlet arasında bir sıkıntı oluyor. Devlet Türk Müziği, Türk Müziği Devlet Konservatuarı Allah gibi. Allah Allah. Zaten bir şey yanlış öğrenince öyle gidiyor galiba. Evet. Hilal Bilecikli ve Bilecik için çok uğraşıyor, öyle değil mi? Evet. Bilecik'i tanıtmak için de, yani hem kendini tanıtma çabası var, hem Bilecik'i biraz daha bilmeyen insanlara tarihiyle, kültürüyle tanıtma çabası Şimdi var. Şimdi Bilecik'ten mi bir şey dinleyeceğiz peki? Yok. Benim özel isteğim üzerine. Ha, senin özel isteğin var. Şahane bir mugam okuyor ki öyle böyle değil. Onu ilk dinlediğimde tüylerim diken diken olmuştu. Konservatuar kazandığım uzun ova. Beni de kazandığın uzun ova bu. Sağ olun hocam. Dinleyelim o zaman bence. Hadi dinleyelim, buyurun. Buyur. Bakalım, çok heyecanlıyım. Şimdi. Oy diyorum, benim mikrofonum da geçiş olduğu için şöyle söyleyeyim. Oy 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 diyordum ki. Ama çok teşekkür ederim benziyor hocam. Benziyor şeyler. Dilimden bazı, geldiğince bazı çok heyecanlıyım. Mazur görün lütfen. Zaten çok heyecanlıydın, evet. Bunu 10 bin kat daha güzel okuduğunu biliyorum. Burada heyecanlı olduğun için daha çok az normal, bir kısmı çok çıktı. Normal. Ama tabii çok normal değil mi? Bana kalırsa yani çok önemli bir şey bu. Çünkü konservatuarda ses eğitimi konusunda bilgilendirme, tecrübe edinme var. Fakat sahne tecrübesi ve bilgisi diye bir şey hala yok. Ben buna çok şey yapıyorum, üzülüyorum. Bizim çünkü zamanımızda bir de ayna koyarlardı. Hani kaşın gözüne eğilmesin, aynaya bakarak hiç oku diye. Hiç alakası yok bence. Bende hiç etki etmedi mesela. Böyle okuyorum yine. Ben aynaya bakınca çalamıyorum zaten. gönlüne sağlık. Çok sağ ol. Vallahi çok şahanesin. Şimdi çok arkasına güzel bir şey daha bağla. Tamam. Denize dalmayınca eseri. Tamam. Ankara türküsü. Hadi bakalım sen. Aha. Seyircilerimizle baş başasın. Buyurun. Tamam. Kendine Şahinesin. Sağlık Hilal. Çok çok teşekkür ederim. Harikasın. Ne güzel. Sağ olun, var olun. Bilecik'e de bizden selam söyle diyeceğim. Sen şimdi sahne falan yapıyor musun? Sahnelere çıkıyor musun? Evet. Çıkıyorsun. Sana ulaşmak opa, isteyen insanlar nasıl ulaşacak? 0-500-32-0. Hilal gibi bir şey var mı yani? Var. Var. Yavaş yavaş başladık oluşturmaya. Süper. Hadi bakalım. Yolun öyle açık hocam, olsun. Aynen. Zaten muhtemelen Facebook'ta, Twitter'da varsındır. Bulurlar değil tabii mi? Hilal, Hilal Coşkun, Coşkun deyince. Efendim. Aynen. Buradan Bilecik'teki tüm destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Aileme, hocalarıma ve sizin öğrenciniz olmaktan gurur duyuyorum hocam. Oy, çok teşekkür oy, ederim. Oy, sağ bu çok güzel bir duygu böyle işte. Böyle deyince bitiyorum resmen. Çok haftaya teşekkür ben de öğrencimi getiriyorum ona göre. Diyelim hocam, şimdi bunun hocam üzerine tepineyim biraz değil mi? Hilal,
Seni tanıdığımız için de çok mutluyuz. Çok naifsin, çok zarifsin. Ekranda da çok zarif çıkıyorsun. Çok ufacık, ufacık, minicik biraz böyle bir tutukluğum var. O da geçecek canlı yayınlara çıktıkça. Şimdi değil ama canlı ya, değil mi Serkan? Birazdan İnşallah. Senin ilk çıktığın zamanki görüntüleri veriyormuşuz. Ben gene ay hiç beni söylemeyelim diyeyim, söylemeyelim. Şimdi Bilecik deyince bir de çok güzel bir türküsü vardır yavrunun. Birincecik duman tutar, biliyor musun? Birincecik aman. En sevdiğim türkülerden bir tanesidir. Yolun açık olsun. Çok teşekkür, çok ediyorum, teşekkür ediyoruz Sinan Coşkun. Gönlüne sağ sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi biz de oturmayalım, devam edelim. Şöyle bir Türk sanat müziğinden devam edelim istersen. Kürdilici askerlerimiz var değil mi? Evet. Sırada şu anda. Bu akşam bütün meyhanelerini dolaştım İstanbul'un. Bir tane daha var, arkasından onu da bağlayalım bence. Arkasında ne var? Ne var? Şey var. Seni ben ellerim olsun. Ellerim, ha, tabii. Güzel. Çok Kürdülücü asker deyince akla gelen aynen iki büyük eser. Buyurun. Gönlüne sağlık. Özlemişim. Harika özlemişim bence. Özlemişim bu eserleri ben Serkan. Ben de çok özlemişim aslında. İcra edebileceğin yer de yok değil mi bunları? Aslında çok olmuyor. Doğru söylüyorsun. Özellikle mesela gittiğimiz konserlerde durumun ambiyansına göre repertuar seçiyorsun. Hepimizin başında olan şu, bir şey bu. Daha çok gazino ortamına, o eski gazinolara yetişemedik evet ya yani. Eski gazino seyircilerine de yetişemedik. Gerçi şu an onu yaşatmaya çalışan birkaç yer var ama daha çok olsaydı keşke ve daha çok tercih edilen, rağbet gören yerler olsaydı. Çünkü bu eserlerin okunması lazım yani sahnede. Sen hiç Kadınlar Matinesi'ne gittin mi? Kadınlar Matinesi'ne yani... Evet, gençliğimde ve daha gençken diyeyim. Matine, yani kadınlar matinesi. Ama o zamanlar halk müziği icra etmiyordum. Üniversite öğrencisiydim, hı-hı, ve daha çok batı müziği söyleyen birisiydim. Öyle bir şeye katıldığımı hatırlıyorum hayal meyal. Ne güzel mesela değil mi? Mesela kadınlar için kadınlar matinesi nasıl diye. Nasıl coşturuyorlar. Ha, bir de özel bir program, özel bir kaynaşma, özel bir durum yani aslında kadınlar matinesi. Dur dur bak, yakınlarda güzel bir böyle bir toplulukla, çok sevdiğimiz arkadaşlar, hı-hı, dostlarla. Bayağı bir, işte nereden bak sen, 200 kişilik falan bir grupla bayanlarla böyle bir eğlendiğimiz oldu sadece bayanlarla. Oo, görmen lazım. Sadece çalıp oynadık yani. Vallahi. Eğlendik gerçekten öyle. Ne kadar şanslısın. Ya hep söylüyorum Serkan'cığım yani kadınlar. Daha... Ben kimi arasam hepsi işte. Öyle bir gün düzenleyeyim. Ben mesela arkadaşlarımla yaklaşık herhalde bir 10 yıla yakındır çalışıyorum. Hep bir yemek yeme sözümüz var. Oturup böyle dertleşme, sohbet etme. Ne zaman mesela böyle bir şey organize etsek gruptan mutlaka 3-5 kişinin böyle o gün işi oluyor. Ben ama bu işi şöyle çözdüm. Şimdi eskiden diyoruz ki, daha doğrusu Volkan'ı ben bir zaten ay öncesine kadar şöyle diyordum. Ay tatlım çok özledim seni, bir tanem hadi bir araya gelelim bütün arkadaşlarım. İnşallah en kısa zamanda görüşelim, tamam mı, haberleşelim. Tamam tamam, bu böyle kalıyor. Kalır. Şimdi bunu çözdüm. Ne diyoruz biz? Cuma akşamı beraberiz, tamam mı? Var mesela mısınız? Varız. İşte çoğunluğa uyuyor. Ya da işte şu gün 2 hafta sonra birlikteyiz, tabii, tamam mı? Ancak böyle oluyor. Müzisyenlerin bir araya gelmesi böyle çok, oluyor çok yani. Çok kolay olmuyor. Tabii bir de gönül istiyor değil mi? Böyle hoş sohbet arkadaşlarıyla, eşiyle, dostuyla. Ya Serkan, meşk usulü eserler, besteler ya çıkıyor. Meşk, ben bu öğrendiğim bütün sanat müziği, halk müziği repertuarımı biraz da meşk usulü çalışmalara borçluyum. Yani her zaman koştura koştura para kazanacağın işlere gitmek değil, tabii, kendin için çalıp söyleyeceğin meşk ortamları. Şey. Mesela o da ve mesela doğuda biliyorsunuz, Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da çok yaygındır. İnsanların meşk için bir araya toplandıkları, o sıra gecesi aslında sıra sıra birbirine davet ettikleri o gecelerde. Evet. Herkes mesela kendi mesleğine, kendi durumuna göre sohbetler etmek üzere bir araya toplanırlar. İşte müzikse müzik üzerine, müzikle ilgili sohbetler arasında o bildiğiniz gibi Urfa'nın meşhur türküleri, vallahi, divanları. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Urfa'ya hali hazırda konsere gittiğiniz zaman... Ben buna çok şahit oldum. Çok Urfa'da konserim oldu. Konser bitiminde mutlaka oradaki yerel yönetim ya da halk sıra gecesiyle sizi, hani şimdiye kadar sen bizim ruhumuzu doyurdun, şimdi biz senin ruhunu doyuralım derler. Bir çiğ köfte, bir sıra gecesi tamamdır. Böyle huzurlu bir şekilde yatıyorsun ya, konserden sonra. Çok çok güzel bir şey. Keşke öyle bir şeyimiz olsa aslında, şansımız olsa. Urfa'ya gidelim tekrar, Urfa'ya. Urfa'da da aslında şöyle bir şey söylediler bana arkadaşlarım. Çekim yapmak için gitmiştim. Dediler ki yani eskisi gibi eski sıra geceleri kalmadı. Artık bunu organize eden tamamen turistik amaçlı yapılan çalışmalar var dediler. Eskiden o toplanan
abiler, ağalar, dayıların o dönemi geçti. Eskisi gibi meşk yok dediler mesela. Ne yapacaksın? Dünya yani, ailesi herkesi sardı demek ki. Tabii çok farklı şeyler var. Evet. Ben istersen sazımla birazcık da konuşayım. Hadi lütfen. Ne yapalım biz? Sırada ne var? Abi bir ataş var diyelim bizde. Güzel. Biraz evet. Ege'ye gidelim diyorsun. Ege'ye gidelim. Hadi buyurun. Yüreğinize sağlık. Bu eseri ellerinize sağlık arkadaşlar. Böyle her eserin demek ki başka Volkan, bir hissi var. Volkan teşekkürler, sağ ol. Böyle uzak denizlere açıldığımı hissediyorum bu eseri. Benim de gidesim var sanki. Çalarken anladın mı? Biliyorsun biraz yani. Biraz tatili de özledik değil mi? Hak ettik de işte tatili biliyorsun. Tatilden daha önce işimiz gelir. Sevdiğimiz işimiz gelir. Sen de öyle misin Serkan? Ben de öyle diyorum. Mesela bir arkadaşım buluştuk, bir yemek yiyeceğiz, bir de bir sosyalleşeceğiz yani. Ya çok özür dilerim, bir çekimim çıktı falan dediğinde hemen, hemen. Çünkü benim için önemli olan iştir diyorum öyle. Aynı şekilde. Bence de öyle arkadaşım zaten. Arkadaşımı da, dostumu da kollamak istiyorum. Biliyorsun yani bizim için sahne en güzel yer, en mutluluk verici nokta. O yüzden bu çatı altındayken mesela aldığımız pek çok olumsuz habere rağmen oradan kopmayıp işimizi sonuna kadar götürebilme duygusuna sahibiz. Çünkü aynı zamanda kendimizi bulduğumuz yer burası. Öyle. En sığındığımız iyi ifade. Yer. Tabii. Yani üzüldüğün zaman da mutlu olduğun zaman. Oyun bahçemiz aslında. Aynen, değil mi? Doğrusu. Çocuklar hani bırakırsınız ya oyun bahçesine oynarlar. Hepsi de başka bir derya ya. Ya sen de aynı şeyi hissediyorsundur. Her türkünün, her şarkının, dinlediğim klasik müziğin bende ayrı bir duygusu var. Bakın. Hani derler ya bir IQ, bir EQ diye, işte duygusal zeka dedikleri. Bir yere girdiğinde hani bende çok olur o. Bir yerin kokusunu ve oradaki müziği unutmam. Yani o yeri bununla hatırlarım. Ya da başka bir zaman o kokuyu duyduğumda, o müziği duyduğumda direkt o yeri, o insanlarla yaşadığım sohbeti onu hatırlarım. Çok müziğin güzel. Gücüne bak. Tabii yani mekandan ve duygusallığın gücüne bak. Duygusal zekanın. Evet. Oradan hiç bahsetmiyorum. Duygusal zeka, duygusal yaş falan. Şimdi ağlarız hep beraber. Yok ya, o kadar değil. Arabeske çevirmiyoruz durumu. Evet. Yani arabesk müziği seviyorum da durumdan bahsediyorum. Şimdi felek çakmağını üstüme çaktı. Üstüme çaktı diyeceksin. Ben de arkasından yanına geleceğim. Beraber ne söyleyeceğiz? Karayüzüm abbesi. Karayüzüm abbesi davulu hazır edeceğiz. Ama şu felek çakmağını üstüme çaktı. Kubat'tan da dinledim. Çok güzel bir ses. Hı-hı. Ama bizim kulaklarımızda daha çok sevgili Selda Bağcan'dan kalma biliyorsun. Evet. Ona da sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz Selda bu arada. Evet Selda'cığım, canım benim. O da Selda ile konuşuyoruz telefonda. Kendisiyle ilgili bölümleri izleyemiyor maalesef. Diyor ki açıyorum, öyle bir şey görmedim vallahi, benden bahsettiğinizi görmedim. Ondan sonraki bölümleri izleyebilir. İnşallah bunu yakalarsın Selda'cığım. Hazırsak buyurun.